Benim bir de daha Manisa'da sokaklarda yatman falan da var. Aynen. Daha Manisa'ya Manisa da gideceğiz. Manisa otogarına da gitmiştim ben. Şimdi oralara da geleceğiz ama önce Mehtap'ın annesi Öznur Hanım telefon hattında. Öznur Hanım merhaba. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz. İyi bayramlar diliyorum. Nasılsınız? İyi bayramlar. Hoş bulduk. Ben sana başvurdum. Sen beni almadın. Bak o Engin almışsın. Ne? Ben sana başvurduydum. Belki denk gelmemiştir. Hani mülakatınız görülmemiştir. Ne olur kusura bakmayın Öznur teyze. Kızınız kaçtığında mı başvuruda bulundunuz? Kızım kaçtı. Şeyin o Engin var ya. Evet. Orada ne söyleyeyim? Hepsi yalan. Bak hepsi yalan. Sen niye programa başvurmak istemiştin? Ben o evliye öldürdü mü? Başkasına sattı mı? O Engin benim kızımı çıkartacak ortaya. Tamam Bulak da beraber çıkartak. Bulak beraber çıkartak. Bizi bastınız. Çocukları tuttunuz, yurda verdiniz. Vicdansız. Neyin adamı içinde bahsediyorsunuz? Evli başlı yuvayı yık. O çocuk ben yıkmadım onu. Kızın hamileyken o adam seni, kızını ağzını burnunu patata patata dövdüğünde neredeydin? Şimdi vazgeçtik aklına geldi. Şimdi Engin Bey ortaya bir oturun lütfen. Ben Öznur Hanım'ı sakin bir şekilde dinlemek istiyorum. Öznur teyzeciğim önce kızınız Mehtap'ı ne kadar süredir görmüyorsunuz ya da ulaşamıyorsunuz? Sen dinle ben sana anlatacağım. Benim kızım evliydi. 3 çocuğu var. En küçüğü 4 aylıktı. En büyüğü de 3 yaşındaydı. Bu netmedi ana, bacı, kardeş yuvayı yıktılar. Bak bunu gece saat 12'de almış gitmiş çocuklar yaptıktan sonra kız çocuğunu da yanlarına almışlar. Götürmüşler. Ondan sonra kocası geldi bizim kapıyı çaldı. Anne dedi Mehtap dedi Engin götürmüş dedi. Kim etmedik yaşı eşit dedi. Sabahı bekledik. Her yere baktık bulamadık. Kızınız çok özür dilerim. Kızınız kocasının evinden Engin'le kaçıyor değil mi? O evliken bu kaçırdı. Evet. Evliken. Ondan sonra karakola gitti benim oğlumla damat. Karakolda demişler yaşı eşit biz bir şey yapamayız. Evimi bastılar dedi ya. Bastı. Yalan söylemeyeyim. 3 tane çocuğun o 3 tane çocuğu yetim bırakmak için ben bir şey etmedi. Bastım evini. Bastmadım desem yalan. Ondan sonra tamam, netmediler, netmediler. İçeride benim kızı salmadılar. Mehtap dedim. Ya üç çocuğum dedim, ya ben dedim. Bak, ya bir Engin, ya bu üç çocuk dedim. Artı onu seçti. Bunu seçiysen kızım dedim, aileni unuttum. 3 seneden beri konuşmuyordum. Esra beni iyi dinle, bak. Dinliyorum, dinliyorum. Ondan sonra Mart'ın sonuna doğru kar yağdı. Saat 12 polis kapıya geldi. Evet. Mehtap Bayram burada mı dedi? Yok dedik. Biz 3 seneden beri kırıldık dedim. Konuşmuş dedim. Burada da yoktu. Ne oldu? Başına bir iş mi geldi dedim. Bilmiyorum dezem dedi. Polis sizin kapınıza niye geldi? Bu Engin şikayetçi olmuş. Benim karım annesi girdi. Annesi bana vermiş. Öyle mi dediniz? Zorla mı tutuyor annesi dediniz? Yok ben sadece polis kontrol amaçlı gönderdim. Ben vardığım ya zaman polis, sürekli farklı. Polis sen dediğinde git bir bak bakayım şu eve demezsin. Öyle bir şey söylemen lazım ki polis o eve gidip kapıyı çalıp Mehtap'ı araması gerekiyor. Cihanbeyli polis merkezinde bunların 9 tane dosyası var. Her seferinde de farklı farklı nedenlerle. Engin Bey ben onu sormuyorum. Sorum çok basit. Ben sen polise ne dedin? Polis neden Mehtap Okya'yı anne evinde aradı? Ben Cihanbeyli Karakol Merkezi'ne gittiğimde o gün akşam dedim ki benim eşim kayıp Manisa'da kayboldu. Ben buraya ailesinin yanına geldiğinden düşünüyorum dedim. Bana da bu şekilde ses kaydı var. Kendilerine sundum.
Lakin dedim ben ailesinin yanına gidemiyorum. Sorunlardan dolayı dedim. Kayıp. Bir bakar mısınız? Söyledim yani kaybolduğunda dolayı bilgiler var. Ben bu konuyla ilgili kendilerine bilgi verdim. Ailesinin yanındaysa gelsin. Daha büyük bir versin. Şey söylemen lazım. Ben, işte benim karım annesinin evinde de orada tutuluyor da bana vermiyorlar da üzerine kapı kilitlediler de karımı kurtarmak istiyorum demen lazım ki. Dedin mi böyle bir şey? Hayır ben demedim. Ben sadece dedim. Benim dedim bak karım annesiyle gideceğini söyledi. Ses kayıtları bende duruyor dedim. Polise ben bunu sundum. Lakin dedim ben o kapıyı çalamıyorum. Sorunlardan dolayı dedim. Özür teyze polis size gelip ne dedi? Beni iyi dinle Esra. Polis dedi ki ne? Özür teyze dedi. Mesut Bayram dedi evde tutuyormuşsun. Tutuyorsun. Kocasına vermeyeyim misin dedi. Kocası şikayetten bulundu. Başvurdu karakola dedi. Biz de evde tutuyormuşuz. Kapıyı kilitlemişiz vermeyeymişiz. Hı hı. Siz ondan kızınızı sonra üzerine kapı kilitleyip zorla tutuyorsunuz. Can Bey'le karakolunu arayıp bilgi alar. Sen anladım. Bir ay Mehtap'ın o büyük oğlu benim yanımda. Çocuğum ben psikolojisi düzeldi ve bir ay benim kapıma polis gelip gidi. Girin oğlum dedim. Söyleme sahip tuvalete ki, banyo açı. Bakın dedim bak. Bakın dedim polise. Ama bunu bu ihbarda bulunan Mehtap'ın sizin evde tutulup tutulmadığını aslında kontrol etmek isteyen asılsız gerçek dışı ihbarda bulunan Engin sensin. Hayır ben yani ihbarımı zaten bizzat kendisine yaptım. Yani tehditle, baskıyla, korkuyla bir şekilde orada tutuluyor diyorsun ki polis bir ay boyunca annenin evine gidiyor. Siz kızınızı kaç yıldır görmüyorsunuz? Ben 3 seneden benimle kızımla konuşmuyordum. Bak dur hatlamayayım, lafa hatlamayayım ben sana söyleyeyim. Söyleyin. Bu polis geldi gitti gece. Sabahleyin ben karakola gittim. Ben dedim ki haber var mı dedim. Dur bezler dediler. Kimlik bilgisine girdiler. Baktılar abi telefon numarası var dediler. Polisler. Aradı. Ben dedim ki oğlum dedim. O polis Mehtap'ın numarayı bana ver. Evde arayayım dedim. Bak iyi dinle. Ondan sonra eve geldim. İki gün geçti. Aradım. Mehtap neden kızım dedim. İyiyim anne dedi. Ben dedi geleceğim dedi. Boşanıp dedi çocuklarımı o. Attım araya dedi. Aklım başıma geldi. Çocuklarımın başına geldi dedi. Ben de dedim ki gel kızım. Arkandayım bak. Hatayla döndüm size dedim. Arkandayım. Ben pişman oldum dedi. Dedi. Anne dedi. Boşanacağım. Çocuklarımın başına geldi. Ben de dedim ki ne? Gel kızım arkandayım dedim. Yalan söylüyorum. Arkandayım dedim. Yalan söylüyorum. Ondan sonra bak Esra ben... Bak oradan buradan polis karakoluna bağlanırsın. Oradan buradan ihbar edeyim üstüne. İhbarlar gelirmiş. Sen annem baban zorla evde tutuy. Kapıyı kilitley. Ben gelmek istedim beni sanmıyorlar. Gündüz benim kapıma gece, gündüz polis geliyor. Gündüz benim kapıma polis geliyor. Sürekli Engin ihbarda bulunuyor. Yani asılsız ihbarlarda bulunuyor. Ama evet. Benim için şu cümle çok önemli. Ben çok büyük bir hata yaptım ve çok pişmanım. Çocuklarımı almak ve bir hayat kurmak istiyorum dedi. Hayat kurmak onu söylemedi. Hayat kurmayı anne dedi. Ben pişmanım. Çocuklarımı mahvettim hayatını. Boşanacağım dedi. Yanına geleceğim. Çocuklarıma sahip çıktım. Ben de dedim ki. Peki bir şey. Kızım. Bir dakika Öznur teyze. Engin dedin ki yalan söylüyor dedi. İki gün sonra hayır. Aradığında benim eşim benim yanımdaydı. Hayır. İlk kaçtığında o. Bir şey söyleyeceğim. Son aradığında demiş ki kardeşim ben pişmanım. Evet. Ben böyle bir ilişki yaşadığım için çocuklarımın hayatını mahvettiğim için pişmanım ve boşanmak istiyorum diyor. Bu kadın senden boşanmak istiyor. Bu görüşmeyi benim telefonumla yaptı. Polis merkezinde annenle Engin Okya'yı ben siz misiniz? Evet. Mehtap Okya yanında mı dedi. Çarşıya gitmişti eşim. Bu ilk kaçtığı gün. İlk kaçtı. Mart'ta. İlk önce bir evden kaçtı benim eşim. İki gün sonra geri döndü. İki gün sonra geri döndüğünde o gün aradığında annesi benim yanımdaydı ve benim telefonumla görüştüler. Niye ya o zaman rol yapan ya Mehtap'ın kendisi. Niye kaçıyor eşiniz sürekli? Efendim? Niye kaçıyor? O büyük aşk diyorsunuz, anlatıyorsunuz. Çocuklar terk edilmiş. Siz de sevmiyor demek ki. Yok. İlk kaçtığında siz bana... Siz de bunu kabullenmiyorsunuz gibi geliyor bana. İlk kaçtığında bana dedi ki... Sizi seviyor mu, sevmiyor mu? Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Bunun aklını ben her zaman herkese de söyledim. Bütün çevremize de söyledim. Bunun aklını yıkıyorlar dedim.
4 sene boyunca, 4 sene boyunca benim eşim kimseyle görüşmezken, mutlu mesut yaşarken aslında birkaç sebebi daha var. Bir, iki, birincisi 4 sene boyunca benim babam benim kapımı çalmadı. 4 sene sonra benim kapımı çaldı. İki olan küçük kardeşimle beraber. Biri bu. E ne oldu? Ne güzel. İnsanın ailesi kapısını çalacak tabii. Hayır. Bizim huzurumuz için bizim kapımızı ailemiz çalmayacak. Kimse size gerçekleri söylemeyecek. Yaptığınızın yanlış olduğunu söylemeyecek. Ya herkes siz bize... o zaman siz sadece ikiniz dip dibe olacaksınız. Dünyanın en mutlu çiftisiniz. Gelip birileri yaptığın hata bir erkek uğruna çocuklarından vazgeçtiğin için çok pişman olacaksın dedi diye Mehtap'ın aklı mı yıkandı? Belki de Mehtap 4 yıl sonra ilk defa doğru yolu buldu. Hayır. Kendisi soruyu söylesin. Çocukları bizden alıp mahkeme kararıyla yurda verdiniz mi vermediniz mi? Onlar vermedi kardeşim. Anaları öyle. Çocuklarından vazgeçti. Seninle birlikte olmak istediği için o çocuklar yurda gitti. Hayır. Eğer biz... o da anne olsaydı çocuklarından vazgeçmezdi. O dakika seni bırakırdı. Benim evlatlarım benim için önemli derdi. Annenin onayı imzası olmadan nasıl verirsin? Ve bunlar kendileri aldılar. Kendileri alamazlar. Mahkeme durumu değerlendirir. Boşanma tamam. dosyasına bakar. Peki. Velayeti. Sizin yanınızda uygun görmemişler. Telefon demek attığında bu arada kaçıyor bu kadın. Şehir şehir dolaşıyor. Her seferinde Engin'e geri dönmemek için elinden geleni yapıyor. 3 tane çocuğu da yurtta. Mehtap Okya'yı da bulduk sevgili seyirciler. Şu anda telefon hattında. Onunla konuşmaya hazır mısın? Evet. Peki, önce siz konuşun sonra ben gireceğim. Mehtap hoş geldin yayına. Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede olduğunu sormuyorum. Evet, söylemek istemiyorum zaten, bilgilerim gizli. Bunu yayın dışında seninle de konuşmak isterim. Önce bir, şu anda resmi nikahlı eşin Engin Okya'yı neden terk ettin? Ve bu süre içerisinde niçin şehir şehir gezdin? Ve neden Engin'den kaçıyorsun? Ben ona da zaten hani söyledim. Ondan ayrılmak istediğim ve konuşmak istemediğimi, daha doğrusu peşime düşmemesi gerektiğini de söyledim. Çünkü Engin'e bunu daha önce de söyledim. Bir hakkım varsa onu da kaybettim diyerek. Çünkü ona ait elimde mesajları ve videoları var. Hani ağza alınmayacak kelimeler. Ben bu evden ayrıldığım süreç içerisinde hiç tanımadığım kişilerle muhatap oldum. Tanımadığım insanlarla hepsi benim üzerime yürüdüler. İşte yok tanışalım, yok arkadaşlık kuralım. Ya bir nevi Engin beni hiç tanımadığım insanlara pazarladı desem yeri var yani. Yok. Hatta isterseniz ben sana dedim bilgileri... ki. Ben sana dedim ki. Bak Esra hayatım. Hanım, bir saniye onu bak bir hayatım. Aynı mesajlar bende de var. Aynı mesajlar. Savunmaya geçmeden lütfen. Önce dinle bunları da tek tek not alalım sana da sorayım. O da bir rahatlıkla kendini anlatsın. Şimdi Mehtap ben bir reklama gideceğim. Saat 17.15 gibi tekrar bizi ara canlı yayında bu konuları konuşalım. Sen anlatman gereken her şeyi yani neden sana Engin'in bu süre içerisinde neler yaptığını da konuş. Tekrar iletişim halinde olacağız çünkü sen bizi arıyorsun bunu biliyorum. 17.15'te tekrar telefonu bekliyorum 14'te de arayabilirsin. Reklam...